Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Allah iyilik versin diyelim sizlere ve teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Sizleri tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz giriş hikayenizden bahseder misiniz? Valla işte 1993'ten beri buradayız. Yani 26 yıldır hizmetteyiz. 26 yıldır sektörün içerisindesiniz ama çeşitli deneyimler oldu tabii. Neler yaptınız burayı kurana kadar? Burayı kurana kadar daha önce ortaktık, şimdi ayırdık. Kendi ülkümüzü aldık. Eksiklerimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Daha iyi çeşidi çoğaltıyoruz. Neler yapıyorsunuz peki? Biraz sunduğunuz lezzetlerden bahsedin bizlere. İşte kuşbaşılısı, kavurmalısı, pastırmalısı, işte beyaz peynirlisi, dereotlu maydanozu. Orada biraz daha affetiyoruz kaşara göre. İlk enginarlığı ben yaptım burada. Enginarlı pide. Enginarlığı ama enginarlığı ben kuzuyla yaptım, bir de bakla içiyle yaptım. Ama pidenin her çeşidini yapabiliyoruz istenildiği takdirde. İstenildiği takdirde, tabii. Kaç çeşit pidemiz var yaklaşık? Valla bilmiyorum ya, 20-30 tane vardır yani. 30 tane pide, şimdi, şimdi lahmacun. Lahmacun çeşitlerini hepsini yapıyoruz. Peynirlisini, ısmarlısını tuttu yani. Fındıklı lahmacunla burası hepsini yapıyoruz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet sunarken? Malzeme kaliteli olsun dedik, evet. Ölçülerimiz var. Ya. Başka nelere dikkat ediyorsunuz Mustafa Şimdi, Bey? Bu sektör çok bir zor sektör. Evet, aşçılık gibi, aşçılık gibi değil, restoran gibi değil. Hamurun bir taze olmayacak, hamur gelişkin olacak. Fırının tavuğu iyi olacak. Ustanın içeri atışı, küre malzemesi, bunlar hepsi birleşecek. Pişirim ayrı. Alev atarsın, içi şey kalır. Alev atmazsan kuru çıkar. Yani bunlar ince bir çizgisi var diyorsunuz. Var, var. Kaç kişilik bir ekip var burada? 15-17 kişi arasında dönüyor. İşin yoğunluğuna göre tabii artış gösterebiliyor. Servis de var aynı zamanda. Dışarıya da gidebiliyoruz yine. 15'in altına düşmüyoruz şu an. Şubeleşmeyi de düşünmüyorsunuz. Burada kaliteden ödün vermeden hizmeti devam ettireceksiniz. Şey değil, oradaki adam bulup çalıştırmak mesela. 1000 tane mekan aç. Önemli değil ki. Önemli olan mekanı yürütmek. Mekanı yürütebilmek. Kesinlikle. Şimdi tabandan eleman yetişmiyor. O sıkıntı aslında her sektörde var hemen var, hemen. Var, her sektörde. Evet. Her sektörde. Tabii gıda sektöründe daha da fazla yansıyor. Peki buradan izleyicilerimize son olarak neler söyleyeceksiniz? Ha, gelsinler, görsünler. Biz yani kalitemizden şey yapmıyoruz. Ödün vermiyoruz. Ödün vermiyoruz. Şimdi bizim de eksiğimiz, kusurumuz var ama bizim bir şeyimiz var. Bütün müşterimiz hatamızı hemen söyler. Bu da en iyi yönü. Gelen tavsiyelerde uyuyorsunuz, ayak uyduruyorsunuz. Tabii, tabii. İnsanız tabii ki hata yapabiliriz. En azı indirebilmek hatayı. Kesinlikle. En az hatayı. Çok güzel mekan kazandırmışsınız buraya, bu bölgeye. Teşekkür ediyoruz biz sizlere. Teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Sağ olun. Teşekkür ederim.